Tüm arkadaşlara günaydın. Bugün size diş hekimliğini tanıtmak istiyorum. Hem meslek olarak hem fakültemiz olarak. Bu benim meslekteki 26. yılım. Evet, 26 yıl geçti. Sizler gibi üniversiteyi okuyup arkasından mezun olup hekimlik mesleğime başlayalım. Evet. Bugün size bu konuda diş hekimliği nedir, diş hekimi kimdir, bu konudaki eğitim süreçleri nasıl ilerler, fakülte olarak biz nasıl bir yapıya sahibiz, bilimsel faaliyetlerimiz neler, COVID-19 pandemisinde neler yaşadık, halen nasıl çalışıyoruz, sizlerle bu paylaşımları yapmak istiyorum. En başta diş hekimi kimdir? Bu çok güzel bir aslında animasyon grubudur. Diş hekimi aslında bir tarafından doktordur. Diğer tarafından mühendistir. Sonuçta bir sanatçıdır. Çünkü insanlar güzel bir gülüş isterler, estetik bir duruş isterler, ağrısız bir hayat isterler. Bunları yapabilecek kişilerde ağız diş sağlığı açısından diş hekimleridir. Onun için de siz hekim olmak isteyen üniversite adayı arkadaşlarımız aslında sadece bir diş hekimi olmayacaksınız. Aynı zamanda bir doktor, bir sanatçı, çoğunlukla mühendis olarak kafamızın çalışmasını sağlayacak ciddi birer tasarımcı olacaksınız. Diş Hekimliği Fakültemiz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz 2008 yılında 28 Mart'ında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kuruldu. İlk öğrencilerimizi 2012 yılında aldık, 2017 yılında mezun ettik. İlk uzmanlarımız ise, uzmanlık eğitimine gelen arkadaşlarımız ise 2013 yılında aramıza katıldı. Dekanımız Profesör Doktor Sayın Şule Bayrağı görüyorsunuz. Şu anda dekanlığımızı yürütüyor. Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, hastanemiz, hastane kısmımızı oluşturuyor. Başhekimimiz Nuray Tüloğlu. Diş hekimliği tüm dünyada 8 ana bilim dalından oluşur. Bu klinik bölümler adı altında toplanır. Gördüğünüz gibi ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalı, çocuk diş hekimliği ana bilim dalı, ortodonti ana bilim dalı, protetik diş tedavisi ana bilim dalı, restoratif diş tedavisi ana bilim dalı, ağız, diş, çene radyolojisi ana bilim dalı, endodonti ana bilim dalı ve periodontoloji ana bilim dallarından oluşur. Kısaca bu ana bilim dallarının görevlerini açıklamak istersek ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalı adı da üstünde, ağız, diş ve çene içerisinde yapılan tüm cerrahi operasyonların düzenlendiği, planlandığı, eğitimlerinin verilip uygulamaların yapıldığı ana bilim dalıdır. En basitinden diş çekmeyle yola çıkarak en ciddi tümör cerrahilerin uygulandığı ana bilim dalı ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalıdır. Çocuk diş hekimliğimizde 0-13 yaş arasındaki tüm küçük kardeşlerimizin ağız diş sağlığı uygulamaları her açısıyla yapılır. Gerek dolguları, gerek sürme rehberlikleri, gerek koruyucu işlemleri küçük kardeşlerimizin çocuk diş hekimliği ana bilim dalımızda gerçekleştirilmektedir. Ortodonti. Hani bu dişlerin tellerin takıldığı yer var ya, orası ortodonti ana bilim dalı. Ortodonti ana bilim dalında dişlerin çapraşıklıkları, dişlerdeki pozisyon bozuklukları, çene açılarının bozuklukları, çenelerdeki ön arka kapanış bozuklukları, çeşitli apareylerle, çeşitli sabit unsurlarla ve önemlisi gurur duyulacak bir şey, dijital olarak fakültemizde, tamamı dijital olmak üzere tüm hastalarımız uygulanmaktadır. Protetik diş tedavisi, onu şöyle açıklayabiliriz. Diş eksikliklerinde veya dişlerde çeşitli
estetik gereksinimlerde veyahut kişilerin total dişsizliklerinde veya daha sonra bu kelimeyi öğreneceksiniz aslında, diş hekimliği fakültesi okuyacak arkadaşlar. Parsiyel yani bölümlü eksikliklerde dişlerin normal tabiatına uygun olarak yapılarak hastaların tekrar eski sağlığına kavuşturulduğu ana bilim dalı protetik diş tedavisi ana bilim dalıdır. Restoratif diş tedavisi benim uzmanlık alanım. Dişleriniz çürür veya dişleriniz aşınır. Biz onlara çeşitli açılarla dolgular yaparız. Çeşitli restoratif materyallerle tekrar geri sağlığını, dişlerin geri sağlığına kavuşmasını sağlarız. Restoratif diş tedavisi ana bilim dalının görevi budur. Periodontoloji tüm diş etleri veya diş eti hastalıklarıyla uğraşan, o diş etlerinde kanamalarla başlayıp daha sonra çeşitli patolojik unsurlara dönen yapıların tüm tedavisi periodontoloji ana bilim dalımızda gerçekleştirmektedir. Endodonti, gece sabaha kadar unutmayan sizi ağrılarla karşılaştığınızda veya yüzünüz şiştiğinizde çekimden önceki son unsurunuz endodontidir. Kanal tedavisi yapılır. Dişlerin diş kökünün içerisinde bulunan sinirlerin geçtiği ince kanallar temizlenerek, mikroplardan arındırılarak, hastaların ağrıları da hatta kesilerek dişlerin tekrar geriye sağlığına kavuşması sağlanır endodontide. Ağız diş ve çene radyolojisi ana bilim dalımızda ise bizim hepimizin kullandığı görüntüleme, gerek en basit dental radyografiden en kompleks tomografik unsurlarına, hatta ultrasonla taramaya, bu ağız diş ve çene radyolojisi ana bilim dalında yapılmaktadır. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin personel, ekonomik personellerinin akademik personel yapımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ağız diş ve çene cerrahisinde 2 doçentimiz, 1 doktor öğretim üyemiz var. 7 tane araştırma görevlimiz bulunmakta. Ağız diş çene radyolojisinde ise 1 doçent, 2 öğretim doktor öğretim görevlisi, 2 tane de araştırma görevlisi var. Çocuk diş hekiminde 1 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi bulunmakta. 8 tane de araştırma görevlisinden oluşuyor. Endodonti ana bilim dalımız 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 7 tane asistanımızdan oluşuyor. Aynı şekilde ortodonti de 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 10 tane asistandan oluşur. Bunlar asistan dediğimiz arkadaşlarımız, sizler gibi üniversite okuyup daha sonrasında diş hekimliğindeki uzmanlık sınavını kazanarak fakültemizde uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız. Periodontolojide 2 tane doçentimiz, 2 tane doktor öğretim üyemiz var. Toplam 9 tane araştırma görevimiz bulunmakta. Protetik diş tedavisinde 1 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim görevlisi var. Doktor öğretim üyesi var, özür dilerim. Ve 6 tane de araştırma görevlisi bulunmakta. Restoratif diş tedavisinde ise 1 profesör ve 1 öğretim görevlisi bulunmakta. 8 tane de asistanımız var. Diş hekimliği eğitim süreci tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet üniversitelerinde aynı kalmak koşuluyla eğitim süresi 5 yıldır. Diş hekimliği fakültemizde eğitim dilimiz aynı zamanda Türkçedir. Sizlere web sitemizi de paylaşmak istedim. www.dis.ogu.edu.tr adresinden bizlere rahatlıkla ulaşır. İdari yapımızdan kalite yönetimimize kadar tüm unsurlarımızı inceleyebilirsiniz. Bu da daha çok öğrencimiz olacak olan arkadaşlarımız için, belki şu andaki tüm öğrencilerimiz için en çok kullandıkları sayfa, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitimi sayfası. Burada öğrenci yönetmeniz, akademik takvimimiz, ders içeriklerimiz, o derslerin üstüne tıkladığınız zaman alacağınız o seneki derslerin tamamı, klinik uygulamalarımız, ne zaman hangi klinik uygulamaya kimler, ne zaman, nasıl şekilde, ne şekilde gidecek, öğrenci temsilcilerimiz, yıllara göre mezun sayılarımız, lisans programlarımız ve sınavlarımızın tüm içeriğini görebilmektesiniz.
Geçmişten bugüne kadar öğrenci sayımız ciddi artışta, son 5 seneyi bir toparlayalım dedik. Şöyle söyleyelim. 2016-2017 eğitim öğretim yılında bize ilk önce 82 öğrenci geldi ki biz 2012'de başladık bu işe. En son 2020-2021 eğitim öğretim yılında 119 öğrencimiz var. Taban puanları ele alacaksak, fakültemizde kazanan arkadaşlarımızın taban puanları ve ilk sırada yerleşen arkadaşımızın sırası göz önüne alındığında 2020 taban puanımız 488. İlk sırada yerleşen arkadaşımız 11.475. sıradan yerleşti. Son sıradan yerleşen ise 23.305. sıradan yerleşti bize. Bu böyle başladı. Halen de güzel bir şekilde böyle devam etti. Tüm devlet üniversiteleri arasında son 5 senedir 8. sıradayız. Eğitim öğretim yılındaki bu geçen seneki sayımız, yani 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki sayımız 5. sınıflarımız 88, 4. sınıflarımız 75, 3. sınıflarımız 97, 2. sınıflarımız 121 ve 1. sınıflarımız 132 kişiden oluşmakta. Aslında şurada güzel bir şey var, aşağıda bir bilgi. Öğretim üyesi başına düşen lisans öğrenci sayısı 22. Bu gerçekten iyi bir sınıf ortalaması. En son 2020 yılında 65, bu sene kısmet olursa 2021 yılında 88 kişiyi mezun edeceğiz. Ve bizden sonra çok yoğun bir şekilde mezunlarımız çeşitli yerleri kazanmakta. Yıllara göre uzmanlık öğrencileri sayımız da artmakta. Bu sene yeni güzel bir şey oldu. Türkiye'de doktora, uzmanlığın arkasından doktora da çok önemli bir şey. Gelecekte diş hekimliği okuduğunuzda şunu da fark edeceksiniz. Türkiye'de uzmanlık önemli bir kavramdır. Türkiye'de diş hekimliği yaptığınızda bir meslek üzere ve mesleğin daha sonrasında bir ana dalı üzerinde daha geniş bilgiye sahip ve daha fazla iyi kaliteli uygulama öğrenmek önemlidir. Ama ayrıyeten kendinizi akademik olarak da geliştirmek isterseniz, özellikle de yurt dışında PhD dediğimiz doktora programları çok önemli bir yer tutmaktadır. Çok sevindirici bir durumu da sizlerle paylaşmak istedim aynı zamanda. Pedodonti, yani çocuk diş hekimliği ana bilim dalımız üzerinden pedodonti doktora programımız başladı. Bu fakültemiz için ciddi bir sıçrama noktası olarak nitelendirilecek bir yapı. Kendi hocalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Tabii şimdi diş hekimliğinde okurken okumak ayrı bir şey. Bir de bir fakülte kocaman bir yapı, devasa bir kompleks. Bu bir taraftan öğrencileri eğitirken bir tarafta hastalara sağlık hizmeti sunuyor tüm kamuya. Diğer taraftan da bir üniversite olmanın gerekliliği olan bilimsel faaliyetlerde bulunuyor. Bilimsel faaliyetlerde de gayet iyi bir noktadayız. Bu CGI, bu kelimeyi ileride çok göreceksiniz. Uluslararası hakemli makaleler veya işte Science Citation Index dediğimiz dünya literatürüne katkıda bulunmada gayet iyi bir noktadayız. Ayrıca de çeşitli altyapı projelerimiz var. Bu daha da çok öğrenci arkadaşlarımızın hoşuna gidebilir. Yapay zeka üzerine tüm Türkiye'deki tek laboratuvara sahip fakülte biziz. Burada çok büyük bir altyapı projesiyle 2 ve 3 boyutlu dental radyografilerimizin yapay zeka ile değerlendirilmesi yapılmakta. Yani çeşitli radyografiler yapay zekada yazılan bir program ile, yapay zeka tabanlı bir program ile bu radyografiler değerlendiriliyor. Ve radyografilerden elde edilen veriler normal insan, yani o hekimlerin koyduğu verilerle birebir örtüştürülüyor. Bir gurur verici, bu 2020-2021 eğitim öğretim yılında patent almak önemli bir şeydir arkadaşlar. Bir kavram geliştirmek, bir unsuru yaratmak önemli bir geliştirici ve bir fakülte için sevindirici bir unsurdur. Sevgili arkadaşım Profesör Doktor Emre Mumcu ve sevgili arkadaşım Doçent Doktor Canan Akay'ın
İki tane farklı patenti bu sene kabul edildi. Kendilerini buradan da tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bir fakülte açısından güzel şeylerden bir tanesi de kendi bünyesinde kendi eğitim kitaplarını kendi hocaları tarafından yazılıp çıkartılmasıdır. Bu sene gene Emre Mumcu Hocam ve Ömür Dereci Hocam iki tane farklı kitabı yayınlayarak bizlere katkıda bulunmuştur. Covid-19 pandemisi sizler gibi bizleri de çok etkiledi tabii ki. Tamamen hayat tarzımız, hasta bakma protokollerimiz tamamen değişti. Bir sene önce daha rahat, daha sık bir şekilde hasta bakarken şu anda fakültemiz Covid-19 pandemisi Sağlık Bakanlığı rehberleri eşliğinde hasta bakmakta. İlk önce biz de diğer fakülteler gibi kapandık. Sadece acil olan hizmetleri aldık, elektif dediğimiz birçok hizmeti erteledik. Sağlık Bakanlığı daha sonra açılmamızı talep etti. Ve arkasından COVID-19 pandemisinde uygulanacak olan tedavi rehberlerini ortaya çıkarttı. Ve biz geçen seneden beri Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı COVID-19 pandemisindeki diş hekimliği rehberlerine uygun olarak hastalarımızı almakta ve tedavi etmekteyiz. Size bir bu paylaşımda şu andaki fakültemizde nasıl çalışıldığını da göstermek istedim. Ekranda gördüğünüz gibi kapalı ortamlarda tam sterilizasyonla ve dezenfeksiyonla hastalarımız güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Hasta kabulde bile hastalarımız ilk geldiğinde ki önden triyajla gelirler, yani önden tüm COVID-19 pandemisine uygun olarak sorgulamalar geçirirler. HES kodundan tutun da geçmişteki hastalıklarına kadar ilk gelmeden, bizim oral diagnoz ve radyoloji ilk muayenemize başvurmadan önce hasta kabulden girişlerini yaparlar. Gayet steril ve temiz olarak tedavi olacakları diğer ana bilim dallarına güvenle giderler. Eğitimi nasıl sağladık bu pandemide? Bu pandemide biz aslında biraz önce şurada okuduğunuz gibi CAPES diye bir sistem kullanıyoruz. Uzaktan eğitim yönetim sistemi. Tüm sınavlarımız, tüm asenkron derslerimiz Microsoft Teams ve CAPES üzerinden yapıldı. Preklinik derslerimize de ilk başta bir klinik derslerimizi geçen sene kapalı kaldığımız için buradan verdik. Ama şu anda yüz yüze vermekteyiz. Microsoft Teams ve CAPES üzerinden preklinik derslerimizi yönettik bu sene. Ayrıyeten de tüm dersler, vizeler bu sistem CAPES sistemi üzerinden, yani eğitim yönetim sistemi üzerimizden tüm öğrencilerimizle paylaşıldı. Soru bankaları oluşturuldu. Soru bankalar üzerinden tüm öğrencilerimize sınavlar yapıldı. 4. ve 5. sınıf bir diş hekimliği fakültesinde, bazı fakültelerde de tabii 3. sınıftır bu, klinik eğitiminin başladığı senedir. Siz en başta bir diş hekimliği fakültesi okurken bir klinik öncesi, preklinik eğitim alırsınız. Bu genelde 1 ve 2. sınıflarda yoğunlukludur. Bizde 3. sınıfta da preklinik eğitim vardır. 4 ve 5'ler klinik eğitimine geçerler. Klinik eğitimlerimiz bu sene bahar ayında tekrar tüm pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze yapılmakta. Bu seneki akademik takvimimize göre de 26 Temmuz'a kadar tüm meslektaş adayı 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz klinik eğitimlerine devam edecekler. Bu COVID-19 pandemisinin başlamasıyla 4. ve 5. sınıf öğrencilerimizi klinikte çalıştıracağımız öğrencilerimizi klinik eğitime alacak öğrencilerimiz bu COVID-19 pandemisi rehberlerinden yola çıkarak tüm eğitimlerini yaptırdık. Hepsine devletimiz sağ olsun aşılarını yaptırdı. Her şeyimizi full olarak hazırladık ve kliniklerde bakın çalışan bir arkadaşımız güvenle çalışmalarını sağladık. Bu yukarıda gördüğünüz büyük binada kısmet olursa yakın zamanda geçeceğimiz Türkiye'nin sayılı diş hekimliği fakültelerinden fakültesi olarak nitelendirilen
binalardan biridir. 21 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 260 üzerinde diş hekimi üniti veya koltuğu dediğimiz sistemden kurulacaktır. Buradaki öğrencilerimiz çalışırken gerçekten bence çok şanslılar. Bu bina gerçek anlamda diş hekimliği fakültesi olarak dizayn edilmiş önemli binalardan biri olacaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında umarım sizleri diş hekimliği fakültemizde görürüz, görmekten gurur duyacağız. Bütün eğitim kadromuzla beraber biz her şekilde sizleri eğitmek için buradayız. Sizlerle beraber olmak bizim için onur olacaktır. Katılımlarınız için, bizimle beraber eğitim göreceğiniz ve daha sonra geleceğin diş hekimleri olacağınız için şimdiden sizi kutluyorum.